Bugün Mustafa Bey'in evindeydik. Çorbasını beğenmedim. Çünkü sebzeli çorbayı beğenemiyorum. Çünkü daha sonra sebze yiyemiyorum. Sebzeli çorba olduğu için yiyemiyorum. O yüzden beğenmedim. Mustafa Bey'in menüsünde çorbasını beğendim. Çorbada pek fikrim olmadığı için sadece kıvamını beğenmediğimi söyledim. Çorbasının kıvamını çok beğendim. Sebzeleri ayrı ayrı sotelemesi ve hiçbirinin dişte çok sert bir şekilde kalmaması çok güzeldi. Çorbasını beğendim. Çorbası kremalı sebze çorbasıydı. Bizim yaşadığımız talihsizlikleri yaşamamak için çorbanın kıvamını bayağı bir sulu tutmuştu. Koyulaşacağını tahmin etmişti ama bu konuda çok yanılmıştı. Çorbası çok kıvamsızdı. Lezzeti olmasında bir sıkıntı görmüyorum. Lezzetliydi bizimkiler gibi ama kıvamında bizim yaşadığımız talihsizliği yaşamamak için yaptığı stratejiye uymadı. Ara sıcağı beğendim. Çıtır mantı çok güzeldi. Açıkçası aşçı olduğuna inanmamıştım. Ama mantıyı yiyince aşçı olduğuna inandım. Zevkle yedim yani. Çok beğendim. Ellerine sağlık. Mustafa Bey şaşırttı beni. Mustafa Bey'in ara sıcağında çıtır mantı vardı. Bildiğimiz çıtır mantının çok dışındaydı. Bayağı bildiğiniz kıtır mantıydı. Sofrada çatal, bıçak sesleri tabağın dibilerini çizdi durdu. Çıtır dediğiniz şey böyle bir şey olmaz Mustafa Bey. Çıtır dediğiniz şey böyle bir şey olduğunu düşünüyorsanız bayağı bir bilginize bir göz atın bence. Salatası roka salatasıydı. Sadece içinde tulum peynirini sevmediğimi söyledim ama yine de güzeldi. Dana rostu olması gerektiği gibi miydi? Değildi tabii ki de. Olmasının ortasının pembe olması gerekiyordu. Bu pembeliği normalde kimsenin istemeyeceğini düşünerek fazla pişirmeye kalkmış. Ama fazla pişireyim derken de etini çok kurutmuştu. Eti bayağı bir kuruydu. Olması gerektiğini dışına çıkmaya çalışmasını mantıklı buluyorum. Ama umduğundan fazla pişirdiğini düşünüyorum. O yüzden çok çok kuruydu. Safranlı pilavı Mustafa Bey'in becerdiğini düşünmüyorum. Safranlı pilavın dibini tutturmuştu ve bayağı bir kıtırlıydı. Yağ konusunda da büyük bir sıkıntı vardı. Çok yağsızdı, lezzetsiz bir pilavdı. Etini beğendim. Pişmesi çok güzeldi. Zaten masada kendisi de belirttiği gibi 3 aşamadan geçmişti. Sadece biraz kuruluk vardı, yağlı değildi. Bir tık daha yağlı et seçebilirdi. Dışında sertlikler vardı. Pilavı safranlıydı. Safran çok yoğun geldi. Pilava yakıştıramadım safranı. Renk olarak evet tam bir safranlı pilav rengindeydi ama lezzet olarak safranı biraz ağır geldi. Tatlısı da güzeldi. Şekerinin, tahininin, cevizinin hepsinin orantılı olduğunu düşünüyorum ve el lezzetinin olduğunu güzel yaptığını düşünüyorum. Mustafa Bey'in tatlısı kabak tatlısıydı. Kabak tatlısı dediğimizde aklımıza hiçbir zaman karamelize olmuş bir kabak gelmez. Bu tercihi yapmış. Ben bu tercihinden dolayı kabak tatlısını zaten direkt eliyorum. Çünkü bu yaptığı tercih nasıl Rosto'da düşünüyorsa eğer isteğe bağlıysa karamelizeni de kimsenin beğenmeme ihtimalini düşünmeliydi. Bu riske girdiyse benim beğenmememi de normal görmesini beklerdim. Ama ne yazık ki beklediğimi bulamadım. Bugün benim günümdü. Bugün benim için harika geçti. En başında Seda Hanım yemeklerimi ben dikkat ettim. Hepsini bitirdi. Ara sıcağından tatlısına kadar. Zümrüt Hanım'ın yorumları ile ilgili hiçbir şey düşünmüyorum. Çünkü ben yemek bilgisinin olmadığını düşünüyorum. Ve damak tadının da olmadığını düşünüyorum. Yani o kadar geri kalan 4 kişinin beğenmesine rağmen hiçbir şeyi beğenmemesi bence kendi gününde yaptığı hatalardan, aksiliklerden dolayı masayı kıskanmasından dolayı bu şekilde bir yorumlar yaptığını düşünüyorum. Zaten bilgisizlik de had safhada bana göre. Misafirperverliğine gelince Mustafa Bey zaten haftanın başından beri sakinliğini koruyan, teknik bilgilerini konuşturan bir yarışmacıydı. Bugün de zaten tekniğini konuşturmuştu. Misafirperverlik olarak da çok başarılı bir misafirperverliği vardı. Misafirperverliğini beğendim. Sibel Hanım'ın dünkü yaşamış olduğumuz olaylardan dolayı pişman olduğunu düşünüyorum. Ya da kendini farklı tanıtmaya çalışıyor. Dün yapmış olduğu ya da çizmiş olduğu o konumdan kendini çıkartmak için bugün sadece yemeklere güzel yorumunu yaparak ya da sesini çıkartmayarak cevap verdiğini düşünüyorum. Ben bu anlayamadım Zümrüt Hanım'a. Herkesi, her şeyi beğenmedim diyerek intikam aldı bence. Çünkü hiçbir şey başarılı değildi. Onun hiçbir şeyi güzel değildi. Nasıl söyleyebildi? Hayretle izledim. Yarın Seda Hanım'dayız. O da el lezzetinin olduğunu ve kendine güvendiğini her seferinde söylüyor. Ben Mustafa Bey kadar başarılı olacağını düşünmüyorum ama iyi bir akşam geçireceğimizi düşünüyorum. Sonuçta final akşamı ve çok renkli olacağını düşünüyorum. Yarın Seda Hanım'dayız. Seda Hanım'dan pek bir beklentim olmayacağını tahmin edebiliyorsunuz ki. Çünkü yorumlarda da çok boş konuşmalar yapıyor.
Her zaman olduğu gibi Seda Hanım'dan hiçbir beklentim olmadı, olmayacaktı. Yarın Seda Hanım'dayız. Seda Hanım bugün zaten benim yemeklerimi gördükten sonra ben bakışlarından da anladım zaten. Zaten bence şunda şöyle bir düşünce oluşmuştur. Ben yarın ağzımda kuş da tutsam bence fayda etmeyecek gibi düşünceye kapılmıştır diye düşünüyorum. Ama tabii yarın masaya oturduğumuzda bunu göreceğiz. Yarın benim günüm. Mustafa Bey evet rakip gördüğüm tek yarışmacıydı. Bugün masasında da bunu gördük. Lezzetlerime güveniyorum. Mustafa Bey benim tek rakibim. Yarın benim günümde daha güzel lezzetler tatacağız. Mustafa Bey'in masasında çorbasının kıvamını ve sebzelerin pişmesini beğendim. Ara sıcak olarak tercih ettiği çıtır mantıyı elle açması ve çıtırlığı çok güzeldi. Ana yemekte etinin pişmesini beğendim. Tatlı olarak da kabak tatlısını beğendim. Bu yüzden Mustafa Bey'e puanım 6. Mustafa Bey'in sofrasında yapmış olduğu bütün yemekleri beğendim. Zaten sofrada da göründüğü gibi yedim hepsini de. O yüzden Mustafa Bey'e puanım 8. Ara yemeğini, ana yemeğini, tatlısını, misafirperverliğini, sofra düzenini beğendiğim için puanım 7. Ben bugün Mustafa Bey'in normalde sofrasını çok beğendim. Misafirperverliğini bir ara ileri çıtaya çıkarmış olsa da geri dönüş yaptı. Misafirperverliği konusunda hemfikir olduk zaten. Güzel bir misafirperverdi. Sadece güzel sofrası için ve güzel misafirperverliği için puanım 3. Ben sunduğu her şeyi hem sunumunu hem lezzetini çok beğendim. Tebrik ediyorum buradan. Helal olsun. Çok beğendim. Hepsini de yedim zaten. Yarın Seda'nın evindeyiz. Seda da çok iddialı yarışmacımız ama bugün Mustafa'nın yemeklerini gördükten sonra kendisi de itiraf etti moralinin bozulduğunu. Yine de benim Seda'dan çok ümidim var. Zümrüt Hanım'dan 3, Esin Hanım'dan 8, Sibel Hanım'dan 7 ve yarışmacı Seda Hanım'dan 6 puan alan Mustafa Bey 24 puan ulaşıyor. Yarın haftanın finalinde Seda Hanım'ın misafiri olacağız.